Dolar düşüyormuş arkadaşlar ve düşmeye devam edecekmiş. Hatta 5 liranın altına falan gidecek diyenler var. Daha önce de bu numaraları çekmişlerdi biliyorsunuz. Bir ara 4 liraya giden bir dolar kuru vardı. Bunun epey bir muhabbetini yapmışlardı. Bir baktık ki 7-20'ye geldi. Ve sonrasında da 50 kuruş geri çekildi. 5 liranın altına inip dörtlü seviyeleri zorlayacak mı? Ya da hadi oraya geçtim. Altının altına düşüp 5.80-5.90 seviyelerini zorlayacak mı? Milleti kekliyorlar mı? Yoksa gerçekleri mi söylüyorlar? İyi niyetliler mi? İyi niyetle uzaktan yakından hiçbir ilgileri yok mu? Bütün bunları konuşacağız elbette bu videoda. Bu arada hem yorumlarda görüyorum hem de bazı kanallarda söylendiğini duyuyorum. Ben izlemedim şimdiye kadar. Benimle ilgili atıp tutanlar varmış, oymuş, buymuş. Meydanı boş bulmuşlar, gemi ağızlarını almışlar. Bunlara niye fırsat veriyormuşum, niye cevap vermiyormuşum diye söylemler var. Vallahi ben cevap vermek istesem hepsine cevap veririm ama cevap vermeye değmez. Ben adam olanla muhatap olurum. Adam olmayanla da hiçbir muhataplığım olmaz. Benim için adamlık kriteri de söylediği sözle ilintili bir şeydir. İşin içine küfür katıyorsa, belden aşağı katıyorsa, kendini ön plana çıkartmak için bir öyle bir böyle konuşuyorsa, dansöz gibi sürekli olarak kıvırıyorsa ben o adamla zaten muhatap olmam. 1'di 2 oldu, 2'ydi 5 oldu, 5'ti 10 oldu. Ben onlara cevap vermeye kalkarsam her gün onlarla muhatap olmak zorundayım. İşim gücüm yapamam. Onların işi gücü yok zaten. İşkembe-i Kübra'dan atıyorlar. Yükseliyorsa yükseliyor diyorlar. Düşüyorsa düşüyor diyorlar. Hiçbir omurgaları yok. 2 tane grafik çizmeyi bir maharet sanıyorlar. Özellikle böyle bir dönemde tekniğin hiçbir öneminin olmadığını görmelerine, bilmelerine rağmen sonuna kadar yürümeye çalışıyorlar. Kendilerini ön plana çıkartıyorlar. Ara sıra yandaş televizyon bunları bize geçirsin diye oraya buraya çağırıyor. Mutlu oluyorlar. Durum böyle olunca da benim bunlara cevap vermem bekleniyor. Vermem kardeşim. Öyle bir belden aşağıya getirmeye çalışıyor ki bazıları, kasti olduğunu artık görüyorum. İyi niyetsizlik olduğunu görüyorum. Birileri tarafından görevlendirildikleri o kadar net ve belli ki arkadaşlar. Birilerinden para alarak bunu yaptıkları o kadar net belli ki. Para karşılığı bize saldırılarda bulunduğunu çok net biliyoruz arkadaşlar. İfşa etmeye kalksam evden dışarı çıkamazlar. İnsan içine çıkamazlar. Bırakın yüzlerinin kızarması, morarır morarır yüzleri. Onun için onlarla bu şekilde de muhatap olmuyorum. Biz işimizi en düzgün, en doğru şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ha, küfür etmek mi? Allah'ına kadar ederiz. Kavga etmek mi? Buyursunlar gelsin. Her yerde kavgasını veririz. Ama meselemiz bu değil ki. Biz sokak kabadayısı değiliz ki. Biz çıyan değiliz ki. Biz bir bilim üzerine konuşuyoruz ve bu bilimde farklı görüşler olabilir. Ama bir üslup meselesi var arkadaşlar. Üslubunu tutturamıyorsan bu işleri yapmayacaksın. Hayatında televizyon kanalına çıkmadıysan, ekran karşısına geçmediysen, bir kurumda 3-5 ay çalışıp da kendini bir halt zannetmeye başladıysan orada da ciddi bir problem var demektir. Ve bunun sonrasında da ancak sağa sola saldırarak kendini ön plana çıkartmaya çalışsın. Yapamazsın. Vallahi onlar için üzülüyorum. Onlar gelip geçici. Onlar yolcu. Biz hancıyız. Biz yıllardır bu mesleklerin içerisindeyiz. 3 tane, 5 tane çakal, şukal bize saldırdı diye ormanı terk edecek falan değiliz. Ve bu ormanın haklarını savunabilmek için de elimizden gelen her şeyi sözlü olarak yapmaya devam edeceğiz. Ve her konuştuğumuz şeyin arkasında da mutlaka bilimsel bir temel, doğru bir haber olacak. Çıkıp İşkembe-i Kübra'dan her şeyi söylemek mümkün. 2 tane çizik atmak mümkün. Burası kulp oldu, burası çanak oldu falan demek mümkün arkadaşlar. Ama bu yalandan ibaret. Hiçbir altyapınız yok, hiçbir temel veriyi baz almıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz, ekonomiyle ilgili ahkam kesiyorsunuz. Bir de utanmadan şunu söylüyorsunuz. Bakın utanmadan söylüyorsunuz. İşlem yapmayan adam ne anlar ekonomiden? Ya kardeşim ben traderlık falan yapmadım, yapmam da. Eğer ki traderlık yapmış olsaydım çıkıp bu yorumları da yapmazdım. Çünkü bu işin ticaretini yapan adamın tarafsız olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Eğer ki bir adam alsat yapıyorsa, eğer ki bir adam piyasanın içerisindeki herhangi bir şirkete bırakın çalışmayı, profesyonel çalışmayı, danışmanlık hizmeti bile veriyorsa bu adamın görüşlerinde siz gerçekçilik bulamazsınız. Kendi şirketinin menfaatlerine göre davranır, kendi pozisyonunun menfaatlerine göre davranır. Hodri meydan
meydan diyorum bak. Hodri meydan. Benim kaç tane işlemim varmış? Bulsunlar, ortaya koysunlar. Günlük al sat yapıyor muyum, yapmıyor muyum baksınlar. Yüksek montanlı alım satım yapıyor muyum, yapmıyor muyum baksınlar sonuna kadar. Bir de diğerlerine baksınlar. Birilerine danışmanlık yapıyorlar mı? Birileriyle birlikte pozisyon alıyorlar mı? Birilerinin şirketinde çalışıyorlar mı? Buna baksınlar. Eğer ortada böyle bir durum varsa bu manipülasyondur arkadaşlar. Sen bir şirkette çalışacaksın, pozisyon alacaksın ve kendi pozisyonun doğrultusunda insanlara çıkıp al sat diyeceksin. Üstelik günlük işlemlere yönlendireceksin. Forex'e yönlendireceksin insanlar batsınlar diye. Viyop'a yönlendireceksin. Kaldıraçlı işleme yönlendireceksin. Yok böyle bir dünya arkadaşlar. Sen çakal çukallık yapıyorsun şu anda. Sen manipülasyon yapıyorsun şu anda. Ben sadece haberleri alıyorum, değerlendiriyorum, temel verileri değerlendiriyorum. En ufak bir pozisyon almıyorum. Ama sen pozisyon alıyorsun, pozisyonuna göre konuşuyorsun. Hadi çıkıp itiraf etsene. Hepinize hodri meydan diyorum. Hepinize. Ben bu ormandaki aslan kralım. Siz çakal sürüsünüz. Ben tek başıma hepinizle mücadele etmeye hazırım. Çünkü zaten bu işi yaptığım ilk günden beri hepinizle mücadele ediyorum. Tek başıma. Yanıma hiç kimseyi almaksız. Ama siz çakal sürüsü gibi onlarca, yirmilerce kişi olarak her koldan bana saldırmaya çalışıyorsunuz. Benim geri adım atmamı sağlamaya çalışıyorsunuz. Geri adım atacağımı düşünüyor musunuz? Böyle bir niyetimin olduğunu düşünüyor musunuz? Kendi doğrularımdan vazgeçeceğimi düşünüyor musunuz? Kendi dostlarıma ihanet edeceğimi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız büyük yanılıyorsunuz. Ben alenen söylüyorum. Çünkü ben kendimden eminim. Siz de benim kadar kendinizden eminseniz çıkın hodri meydan. Hadi çıkartalım hepimiz hesaplarımızı gösterelim yiyorsa. Sen ne kadarlık pozisyon aldın ve bu pozisyona göre konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Buna göre insanları yönlendiriyor musun, yönlendirmiyor musun? Birileri seni para karşılığında konuşturuyor mu, konuşturmuyor mu? Bunu milliyetçilik kisvesi altında yapıyor musun, yapmıyor musun? Hadi bütün bunları konuşalım. Biz bu Atatürk resmini dekor olsun diye koymadık buraya koçum. Biz bu Atatürk resmini tüm fikirlerine, özellikle namusuna, dürüstlüğüne inandığımız için, ilkelerine inandığımız için koyduk buraya. Sonradan da koymadık. Atamız yanı başımızda sürekli duruyor. Birileri gibi biz sonradan oraya laf olsun diye Amerikan bayrağını indirip Atatürk resmi koymadık. Hiçbir zaman kanalımızın ismini İngilizce'de koymadık. Madem milliyetçisiniz, madem Türksünüz, adam gibi niye kendi isminizi ya da Türkçe isimleri kullanmıyorsunuz? Kullanamazsınız. Çünkü boşsunuz. Çünkü ne yaptığınızı bile bilmiyorsunuz. Nasıl yaşadığınızın farkında değilsiniz. Nasıl düşündüğünüzün farkında değilsiniz. Belki hayatınız boyunca 3 tane kitaptan fazla kitap okumadınız. Ve şimdi çakallık yaparak işin içinden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yapamazsınız. Hele ki bana. Hiç yapamazsınız. Şimdi gelelim şu dolar meselesine arkadaşlar. Vallahi açık ve net söylüyorum. İsteyen alır, isteyen satar. Ben doğru bildiğimi söylemeye devam ederim. Dünyadaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ederim. Türkiye'deki gelişmeleri ayan beyan sizlere aktarmaya devam ederim. Bir artı eklemeden, bir eksi çıkartmadan doğru neyse bunu söylemeye devam ederim. Birileri bana kızacakmış, küsecekmiş, beni hapse atacakmış, beni sürecekmiş diye korkularla, kaygılarla yapmam. Bana reklam verecekmiş, vermeyecekmiş kaygılarıyla da yapmam. Beni alıp bir yerlere getirecekmiş, getirmeyecekmiş kaygılarıyla yapmam. Beni televizyonlara çıkartacakmış, çıkartmayacakmış kaygılarıyla da yapmam. Sizin bugün çıktığınız 2-3 televizyonda ben yıllarca yöneticilik yaptım kardeşim. Ben onlarla uğraşmam. Siz bunlar için kendi kişiliğinizle ilgili 50 tane taviz verirsiniz. Ben doğrularım için asla ve katta taviz vermem. Doğru neyse onu söylerim. Hayatın 60 seneden ibaret olduğunu, kısa bir süre olduğunu ve bazı insanların bu hayatta önemli olarak anılacaklarını, bazılarınınsa hiç gelip geçmemiş gibi düşüneceklerini bilirim. Benden doğruları duymaya devam edeceksiniz. Dolarını satmak isteyen satsın. Yerine koyabilecek mi hep birlikte göreceğiz. 3 kuruş düştüğünde ortalığı yıktınız. 2 lira çıktığında da abi seni niye dinlemedik diye bana mail attınız özelden. Birileri beni arayıp dolar ne olacak, altın ne olacak diye ardından kanal açıp bana bel altı çalışmaya çalıştı. Biz dünkü çocuklarla muhatap olmaya kalksaydık yandıydık. Buyurun satın kardeşim dolarınızı. Buyurun satın. Eğer ki dolar satmanın milliyetçilik olduğunu düşünüyorsanız, bunun doğru olduğuna inanıyorsanız dolar kaç lira olursa olsun Türk lirasında kalacaksınız kardeşim. Yok öyle bir dünya.
Ben paramı kaybedeceksin. Madem artistlik yapıyorsun o parayı da kaybedeceksin. Madem beklemeyi bilmiyorsun kaybedeceksin. Madem günlük trade yapıyorsun kaybedeceksin. Madem forex işlemlerinde kaldıraçlı işlemlere bulaşıyorsun o parayı kaybedeceksin. Çünkü sen müstahaksın. Madem herkesin ağzına göre hareket ediyorsun kaybedeceksin. Madem beklemeyi bilmiyorsun kaybedeceksin kardeşim. Ben ve benim gibi adamlar, yani doğrularından taviz vermeyen adamlar, sizleri yıllardır uyarmaya devam ediyoruz. Ve yıllardır bir kelimemizde bile yanılmadık kardeşim. Günlük alsatçılar günlük yaptığı işlemlerde bizlerin onlara alsat fikirleri vermemizi bekliyorlarsa doğru adres burası değil ki. Gideceksin yatırım firmasından yatırım danışmanlığı hizmeti alacaksın. Bunu eğer ki bir televizyon kanalı ya da bir YouTube kanalı yapıyorsa suç işliyor. Biz size al ya da sat demeyiz. Biz size hedefler gösteririz. Deriz ki dolar bu noktaya gidebilir, yükselebilir ya da düşebilir. Altın bu noktaya gidebilir, yükselebilir ya da düşebilir. Ama sebeplerini ortaya koyarız. Ha şunu da söylemiyorum. Yükselirken yükseliyor bak bildim, düşerken düşüyor bak bildim demek ekonomistlik falan değildir ki arkadaşlar. Bunu herkes yapar. Bir gün önceki haberi okuyup bak bu haberi ben bildim demek gibi bir şeydir bu. Bu öngörülerin de temeli olmak zorunda bu arada. Onu da altını çizeyim. Temeli nedir? Haber akışına bakarsınız, temel verilere bakarsınız, dünyadaki ekonomik gelişmelere bakarsınız. Belki en sonunda teknik verilere bakarsınız ve bunları harmanladıktan sonra çıkarsınız dersiniz ki ben bu koşullar içerisinde doların yükselmesini bekliyorum. Bu koşullar içerisinde doların düşmesini bekliyorum. Burayı kırdı şuraya gider, şurayı kırdı buraya gider demek ekonomistlik değildir arkadaşlar. Traderlık bile değildir. İyi bir trader tekniğe bakar ama bunu her zaman temelle destekler. Her zaman. Bilançosu kötü olan bir firmanın yükseliş eğiliminde olduğunu söylemek ahmaklıktan başka bir şey değildir. Ya da bir borsanın ya da bir paranın iyiye gidecek, iyiye gidecek, nasıl iyiye gidecek diyebilirsin ki. Eğer ki bir ülkenin bütçesi bozulduysa, Merkez Bankası rezervleri dip yaptıysa. 44 milyar lira harcamış son 3 ay içerisinde Merkez Bankası. Nisan'a kadar sadece doları baskılamak için. Ve bu paranın büyük kısmını kamu bankaları üzerinden forex piyasalarında harcamış. Ve doların olduğu nokta gayet net bir şekilde ortada. Öbür taraftan Mayıs ayını işin içine koyduğun zaman 50 milyar dolara çıkıyor. Net rezervler 40 milyardan 26 milyara düşmüş durumda. Brüt rezervler 84 milyar dolara düşmüş durumda. Bu ülkeye zarar vermek değildir de nedir kardeşim? Milliyetçilikse bunu açacaksınız, konuşacaksınız. Bu ülkenin kaynaklarının nasıl yok edildiğini, yok pahasına yok edildiğini konuşacaksınız. Ve bu kaynaklar yok edilirken vatandaşların ne duruma düşürüldüğünü konuşacaksınız. Her gün vergilerin neden arttırıldığını, arka arkaya zamların neden yapıldığını konuşacaksınız. İnsanların niye fakirliğe, işsizliğe mahkum edildiğini konuşacaksınız. Analitik olarak durumu inceleyemiyorsan, bakamıyorsan, duruma geniş bir perspektif katamıyorsan, seni izleyen insanlara büyük haksızlık yapıyorsun demektir. Hem finansal açıdan yaptıkları yatırımlara sunduğun öngörülerle haksızlık yapıyorsun, hem de aynı zamanda bir ülkenin gidişatıyla ilgili her şeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışarak seni yönetenlere de yanlış yönlendiriyorsun. Onlara da haksızlık yapıyorsun. Birileri sana kızabilir, birileri sana öfkelenebilir. Ya bizim yaptıklarımızın hep yanlışlarını buluyor bu da kardeşim diyebilir. Ama sonuç itibariyle bir gün öyle bir noktaya gelir ki biz burada bir yanlış yapmışız. Bu adam bizi uyarmıştı. Keşke dinleseydik dediği an itibariyle çok şey kazanmış olursunuz. Parasal ve maddi kazançtan bahsetmiyorum. Kariyerden de bahsetmiyorum. Manevi olarak kendi toplumunuzun geleceğiyle ilgili doğru bir şey yaptığınız için çok büyük bir şey başarmış olursunuz. Benim bütün derdim bu kardeşim. Bunu kabul edersin etmezsin. Bunu böyle görürsün görmezsin. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bel altı oynamaya kalkanlara bel altı oynamasını bilirim. Kavga etmeye kalkanlarla kavga etmesini bilirim. Adam olmayanlara adam etmesini bilirim. Ama değmezsiniz kardeşim. Ha, bu da şu anlama gelmesin. Meydan boş değil. Bir aslan gerektiği an ve zaman içerisinde çakalları tokatlamayı gayet iyi bilir. Yeter ki o an ve zaman gelsin. Yeter ki aslan artık bunları terbiye etme zamanı geldi desin. Bu videom da sonuna geldi. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Aynı zamanda katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın.